Evet üstü sayılar dedik. <laughs> üstü sayılar biz x üzeri n ile göstereceğiz. x dediğimiz ifade taban n dediğimiz ifade ise üst ya da <laughs> kuvvet şeklinde gösterilir. x üzeri n sayısı n eğer bir pozitif doğal sayı ya da bir pozitif tam sayı olduğunu düşünürsek x çarpı x çarpı nokta nokta x. Burada kaç tane x var? n tane x'in çarpımı şeklinde düşünülebilir. Mesela 5'in kübü 5 çarpı 5 çarpı 5 o da 125 gibi 2 üzeri 4 1 2 3 4 tane 2'nin çarpımı o da 16 gibi düşünülebilir. Tabii ki üst sayılarda da işlem vardır. Diyoruz ki üst sayılarda işleme geçmeden önce şurada kısa hatırlatmalar yapalım. Her sayının <laughs> bazı özelliklerden bahsedelim. Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. Ki her sayının a bir sayı sıfırıncı kuvveti birdir. A bir reel sayı ama a sıfırdan farklı. Eğer a sıfır olsaydı sıfırın sıfırıncı kuvveti olacaktı ki bu da tanımsız olacaktı. Çünkü üstü sıfır. Üçüncü özelliğimiz Birin bütün kuvvetleri birdir. Dördüncü özelliğimiz eksi birin efendim kuvvetlerine baktık. Eğer n çiftse artı birdir. Eğer n tekse eksi bir olarak yazılır. Ve beşinci özellik olarak da her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. A bir reel sayı olmak üzere her sayının Birinci kuvveti kendisine eşittir. Başka bir özelliğimizde hemen altına yazalım. Altıncı özelliğimizde şöyle olsun. Bir üslü bir sayıda e, üzerinde eğer üstlü sayının üzerinde negatif bir kuvvet varsa bu negatif kuvveti ortalıktan kaldırmak için sayının payıyla paydasını yer değiştiriyor. Mesela 2 bölü 3 üzeri eksi 2 ise biz buna 3 bölü 2 üzeri 2 o da 9 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Veya 5 üzeri eksi 1 varsa bu 1 bölü 5 üzeri 1, 1 bölü 5 şeklinde yazabiliyoruz. Gelelim üst sayılardaki işlem özelliklerine gelelim. Bakın Üslü sayılarda işlemler, önce çarpma bölme işlemlerinden bahsedelim. Tabanları aynı x'e x, e x üsleri farklı m'ye n, 2 üslü sayı çarpılırken aynı taban üzerinde üsler toplanır. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 3'ü çarparsak burası 2 üzeri 5 artı 3 o da 2 üzeri 8 şeklinde yazılabilir. Veya bir örnek daha yapalım basit bir örnek olsun. 5 üzeri 4 ile 5 üzeri eksi 1'i çarpacağım. 5 üzeri 4 artı eksi 1 yapar. O da 5 üzeri 3 yapar. Açarsanız 125 olarak bulursunuz. Tabanları aynı, üstleri farklı. iki üstlü sayıyı bölerken aynı taban üzerinde üstler çıkartılır. Mesela 2 üzeri 5'i 2 üzeri 3'e bölelim. O da 2 üzeri 5 eksi 3 olsun. Ona da 2 üzeri 2 deriz. Dolayısıyla 4'tür. 5 üzeri 4'ü 5 üzeri eksi 1'e bölelim. O da 5 üzeri 4 eksi eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 5 üzeri 4 artı 1. O da 5 üzeri 5. Yaparsanız da 3125 olarak bulursunuz. Aşağıdaki örneklere gelelim. Tabanlarına bakalım. Tabanları 2, 2 ve 2. Üstleri farklı. Dolayısıyla çarpım durumunda aynı taban üzerinde üstleri toplarım. 2 üzeri 3x artı 1 artı 1 eksi 2x. Burada ne var? 2 eksi x var. Artı 2 eksi x. O da eşittir. 2 üzeri eksi 2x eksi x eksi 3x etti. Değil mi? Yani burada da artı 3x var. Birbirini götürdü. 2 üzeri 1, 1 daha, 2, 2 daha, 4, 2 üzeri 4 o da 16 yapar. Burada da var bir sayı çarpım durumunda 24 dediğimiz sayı 8 kere 3 mü? 8 kere 3 kere 2 üzeri 5 kere 3 üzeri 2 oldu. 8 dediğimiz sayı zaten bizim için 2'nin kübüdür. Çarpı geri kalanını aynen yazdım. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Benzer ifadelere bakıyorum. Hangi ifadeler? 2'nin kübüyle 2 üzeri 5 benzer. Tabanlara aynı, üstleri farklı. Üstlerini toplayalım. 3 artı 5. Diğer benzer ifadeye bakalım. Diğer benzer ifadede de 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 2 benzer. Orada da 3 üzeri 1 artı 2 diyelim. Sonucumuzu da yazalım. O da eşittir. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Aşağıda da benzer bir örnek mevcut. Ona bakarsak tabanları aynı x'e x, üstleri farklı iki üstlü sayıyı bölerken aynı taban üzerinde üstleri çıkartırım. Eksi diğerinin üstü 3 artı a artı b eşittir x üzeri. Bakalım a artı b eksi 3. Şu eksi arkadaşı ne yaptık? Hepsinin önüne dağıttık. Eksi 3 eksi a eksi b eksi a artı a artı b eksi b o da x üzeri eksi 6. Eksi ortalıktan kaldırmak için payıyla paydasını yer değiştirirsek 1 bölü x üzeri 6 şeklinde bulmuş oluruz. Benzer bir örneğimiz de burada var. x üzeri 5 bölü x üzeri 3 var. Bakın burası x üzeri 5 eksi 3 çarpı y üzeri 4 bölü y üzeri 3 var çarpım durumunda çünkü y üzeri 4 eksi 3 o da x kare çarpı y üzeri 1 x kare çarpı y olarak yazılabilir peki tabanları farklı üstleri aynı olmasın da tabanları ıı, özür dilerim tabanları aynı üstleri farklı olmasın da tabanları farklı üstleri aynı olsun az evvelkinin tersi bu sefer üstler aynı iki tane üslü sayı var tabanları farklı üstleri aynı. Ne yapıyorum? Çarpım durumunda aynı üst altında tabanlarını tabanlarını çarpıyorum. Mesela burada ne var? Gene tabanları farklı üstleri aynı iki üstü sayı bölüm durumunda aynı üssün altında tabanlarını bölüyorum. Çarpım varsa çarpıyorum, bölüm varsa bölüyorum. Üssü değiştirmiyorum. Bakalım buradaki örneğimize. Diyor ki 6 bölü 7 üzeri 5, 7 bölü 6 üzeri 5 kardeşim. 5. kuvvet ortak. 5. kuvveti birleştirdim. Tabanları yanında ne var? Çarpım varsa çarparım. Bölüm varsa bölerim. Gitti, gitti. 1 kaldı. O da işte 1 üzeri 5. Bütün, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bakalım bu arkadaşları ne var? 6 var. Burada da 6 var. Tamam. Eksi 2 bölü 9 çarpı 9 üzeri 6 ne yaptım? 6. kuvvet altında birleştirdim. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Eksinin çift kuvveti artı olacak. 2 üzeri 6 da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. 6 tane 2. Şurası 4, şurası 4, şurası 4. O da 64 olarak yazılabilir. Aşağıdaki örneğe bakalım. Bakın burası 4. kuvvet. Bakın burası da 4. kuvvet. 4. kuvvet altında birleştirirsek parantezin içerisinde ne yazmam lazım? Eksi a'nın kübü bölü a'nın karesi. Burada ne var? İki üstü sayı tabanlara aynı üstleri farklı. 2 üstü sayı var burada. Ne yapacağım? Aynı taban üzerinde üstleri çıkartırım. A üzeri 3 eksi 2 üzeri 4. O da ne yaptı? Eksi a üzeri 1 üzeri 4. O da eksi a üzeri 4 çift kuvvet. O da a üzeri 4 yazılır bir üstü sayının kuvvetinin kuvveti üstü sayı üzerindeki kuvvetleri çarpımına eşittir. X sayısının A'ıncı kuvvetinin, B'ıncı kuvvetinin, C'ıncı kuvveti X üzeri A kere, B kere, C şeklinde yazılabilir. Mesela buradaki soru 3'ün 6. kuvvetinin 8. kuvveti 3 üzeri 48 yazılır. Mesela size bir soru şöyle yapalım. Eksi 1'in e, karesinin kübü. Bunun cevabı bakın bu şudur. Eğer eksi birin karesi olsaydı parantezin dışında kare olsaydı burası artı bir yapacaktı. Bu nedir? Bu aslında şudur. Bu birin karesini al şöyle bir ifade varsa aslında bu birin karesini al önüne eksi koy demektir. Bunun cevabı e, buradan gelecek sayı eksi bir üzeri 3 Bunun cevabı eksi birdir. Şöyle olsaydı Eksi 1'in karesinin kübü deseydi. Bakın burada ne var? Eksi 1'in karesi var. Burada 1'in karesinin önüne eksi koy var. Dolayısıyla bunun cevabı 1 üzeri 3. Bunun cevabı 1 olacaktı. İkisi birbirinden farklı şey bir parantez çok şeyi değiştiriyor. Dedi ki kuvvetin kuvveti çarpılır dedi. Kuvvetler çarpımıdır diye ifade ettik. Şöyle düzeltelim. Bakın burada ne var? Eksi 5'in kuvveti. Eksi 5'in dördüncü kuvveti. Burası aslında şu kısım. Eksi 5 üzeri eksi 2 kere 4 eksi sekizinci kuvveti diyebilirim buna. Kuvvetlerin çarpımı. Burası gene eksi 5'in kuvveti. Demek ki eksi eksi 5'in kuvveti şeklinde. Kalan sayıları şuradan tek tek yazalım. Şurada eksi 3 geldi. Artı tabanları aynı üstleri farklı. Şurada 4 geldi. Şurada eksi 8 geldi. Şurada eksi 2 geldi. O da eksi 5 üzeri. 4'ten 3 çıktı. 1. Eksi 8 eksi 2 eksi 10. O da eksi 5 üzeri. Eksi 9 yaptı. Sayının üzerindeki şu eksiği ortalıktan kaldırmak için sayının payıyla paydasını yer değiştiriyoruz. Yer değiştirelim. 1 bölü eksi 5 üzeri 9. İstersek buna Eksinin tek kuvveti de eksi olacağı için eksi 5 üzeri 9 deyip de yazabiliriz. Burada da benzer basit bir sorumuz var. 12 üzeri x var. 12 üzeri x'in 2 üzeri x'i a, 3 üzeri x'i b olarak verdiğinde 12 üzeri x'i a ve b cinsinden ne yapar deniliyor. 12 dediğim sayı 2 kere 2 kere 3 üzeri x. Şu x'i kuvvetlerin üzerine, sayıların üzerine kuvvet şeklinde dağıtabilirim. <laughs> 2 üzeri x çarpı, 2 üzeri x çarpı, 3 üzeri x dedim. Hani 2 üzeri x a'ydı. O da ne yaptı? a kare çarpı b olarak yazmış oluruz. Üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi şöyle yapılır. Üstü sayılara dokunmayız. Benzer üstü sayıların kat sayıları arasındaki Toplama ve çıkarma işlemi olarak yapılır. Mesela x küple x kareyi toplayayım. Sonuçtan çıkar x küple x karenin toplamı çıkar. Yani bu ifadeleri birleştiremem. Benzer olması lazım. Burası x küpse burasının da x küp olması lazım. <laughs> ki kat sayılarla işlem yapabileyim. Buradaki sorumuza bakalım. Hepsi x küp gördünüz. x küp parantezini alacak olsam bu arkadaşta 6 çarpanı var. Artı bu arkadaşta 3 çarpanı var. <laughs> Burada eksi 2 var. Burada artı 1 çarpanı var. Hı. <laughs> Ses ve görüntü gelmeyen arkadaşlar varsa bu şey yapabilirler arkadaşlar ee, tekrar açıp kapatabilirler. Heh, geldik tekrar buraya x küp parantezini almıştık burası 6 artı 3 9 9 1 daha 10 ondan 2 çıktı 8 tane x küp o da 8 x küp şeklinde yazılabilir. Ne yaptık toplama çıkarma yaparken? Benzer ifadelerin kat arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerini yaptık. Şuraya bakın. 2 üzeri n aslında bu ne? 2 üstü sayı çarpım durumundaymış ki üstleri birleştirmiş. Aslında bu sayı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 1. Şuraya bakarsanız burası da 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak düşünürseniz bir daha yazayım. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 1. Efendim artı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri n. 2 üzeri n'lere bakın. Ortak. 2 üzeri n parantezini alacak olsak. Burası 2 üzeri eksi 1. Burası 2 üzeri eksi 2. Burası artı 1. 2 üzeri n parantezinde 2 üzeri eksi 1. Bir sayının üzerindeki negatif ortalıktan kaldırmak için sayının payıyla paydasını yer değiştiriyorum. Gene sayının üzerindeki negatif ortalıktan kaldırmak için sayının payıyla paydasını yer değiştiriyorum. Tekrar yaptık. Buradan da 2 üzeri n çarpı efendim 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 Buraya 4 yazdık. Buraya 1 yazdık. Buraya 2 yazdık. 4, 2, 6, 1 daha 7. 7 bölü 4 çarpı 2 üzeri olarak yapabiliriz. Bakın burada verdiği gibi sonucu. Dedik ki üst sayıların eşitliğinde bak, işte eşitliğine geçelim. Tabanları eşit. Şimdi bizim matematikteki temel prensibimiz şudur. Bir denklem sistemindeki bilinmeyen sayısı kaçsa bu denklem sistemindeki bilinmeyenleri bulabilmek için en az bilinmeyen sayısı kadar lineer bağımsız denklem olmak zorunda. Eğer mesela 3 bilinmeyenim varsa en az 3 tane birbirinden bağımsız denklemin olmalı. 5 bilinmeyen varsa 5 denklemin olmalı. Ya da kolaylıkla görebileceğin eğer yoksa mesela 2 tane bilinmeyen var, bir denklem var. Şu normalde direkt çözememem lazım. Ya da kolaylıkla gözükebilecek ya da deneme yanılmayla bulabileceğim bir şekl, şekilde ifade edilir denkler. Yani biz buradaki soruda ne var? Ö harfi gitmiş örnek. Buradaki soruda ne var? İki tane üstlü ifade birbirine eşit. Işte birinin üzerinde x bilinmeyeni birinin üzerinde y bilinmeyeni var. O zaman burada ne var? Bir kolaylık var. Aa bakın sayıların ikisine de tam sayı demiş. Ne yapabilirim? Her sayının sıfırıncı kuvveti birdi. Sadece sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdı değil mi? Bunu ayırt edersek öyleydi. Yani 2'nin 0. kuvveti, 3'ün 0. kuvveti, 4'ün 0. kuvveti, eksi 5'in 0. kuvveti, 1 bölü 7'nin 0. kuvveti falan falan hepsi 1. Demek ki bunun üzeri aslında 0 olsa 3 üzeri 0 olur. Bunun üzeri de 4 üzeri 0 olur. Sonuca 1 derim. Yani x eksi 2 0 olsa y artı 1 de 0 olsa ki tam sayı koşuluna tam uyar. işimi görür. x eşittir 2 olur y eşittir. Eksi 1 olur. Bana x artı y toplamını soruyor. 2 artı eksi 1. Ee, oradan da 1 olarak karşıma çıkmış olur.